Galatasaray'la bağlarınız çok kuvvetli. Oyunculuktan başlayan 11 yıllık bir oyunculuk kariyeri. Size Galatasaray ne ifade ediyor? Galatasaray'la olan bağınızı nasıl özetlersiniz? Ben 1974 yılında Galatasaray'a geldim. Tabii o yıllarda dünyada ve Türkiye'de futbol ortamı ve kültürü çok farklıydı. O dönemde daha amatör ruhla oynanıyordu. Yoğun duygularla oynanıyordu ve de futbola farklı anlamlarla bakılırdı. Futbol şimdiki gibi endüstriyel olarak profesyonel değildi. Bu kadar profesyonelleşmemişti. Mali olarak güçlenmemişti. Daha da önemlisi beklentiler çok farklıydı. Böyle bir ortam vardı. O nedenle Taşra'dan gelen yani Anadolu'dan gelen bizim gibi yetenekli futbolcuların yaşamları sadece mesleki değil, sosyal ve psikolojik yükler de içeriyordu. Yani hem yaşama tutunmaya çalışıyorsunuz İstanbul'da, alışmaya da çalışıyorsunuz, hem de bu arada başarılı bir performans göstereceksiniz. Ortaya başarılı bir performans koyacaksınız. Daha da önemlisi, erken denilebilecek yaştaki o dönemlerde 20-21 yaş çok erkendi. Ailenizden ayrılıyorsunuz ve yeni bir aidiyet ortamı arıyorsunuz. Yeni bir aşk bu. Yeni bir aşı bu. Eğer o aşı tutarsa vazgeçemiyorsunuz. Tutkuyla bağlanıyorsunuz. Meseleye sadece iş, aşk gibi değil, aynı zamanda ana, baba, kardeş gibi bakıyorsunuz. Yani aile gibi bakıyorsunuz. Ve de insan ailesine ne hissediyorsa, ben de Galatasaray için aynı şeyi hissettim, aynı şeyi hissediyorum. O gün de aynı şeyi hissettim, bugün de aynı şeyi hissediyorum. Son gelişiniz Aralık ayında olduğunda, öncelikle bu kararı nasıl aldınız? Orada bir basın toplantısında bir açıklamamız demiştiniz ki, ben aslında hiç ayrılmadım yani. Fiziksel olarak belki gittim ama hep buradaydım demiştiniz. Bu dönüş kararını nasıl aldınız sence? Evet, bu ne ifade ediyor size şu an tekrar burada olmak? Evet. Gönülden bağlı olduğum, ait hissettiğim, kendimi ve yaşadıklarımı tanımlayan ve en önemlisi unutulmazlarımın adresi Galatasaray. Dolayısıyla siz gidiş ve dönüş olarak bakıyor olabilirsiniz ama ben tek yön diye bakıyorum. Fiziki olarak ayrılıyorum ama içimde hiç gitmiyorum demiştim daha önce. Galatasaray söz konusu olduğunda tabii mantık devre dışı kalıyor. Mantık devrede olsaydı yaşadıklarımın çoğu da olmayabilirdi. İsteğim de hep tek ve net. Daha evvelkilerin üzerine çıkmak, yenilerini eklemek. Bu son gelen şampiyonlukla beraber Şampiyonlar Ligi'ne de bir geri dönüş sizin açınızdan. Şampiyonlar Ligi'ne geri dönmek size neler hissettiriyor öncelikle? Bu futbolun en büyük sahnelerinden bir tanesi. Evet, aynen öyle. Tabii hem sportif hem ekonomik hem de özellikle prestij açısından çok önemli Şampiyonlar Ligi. Yani Şampiyonlar Ligi seviyesi bambaşka bir seviye. Galatasaray, Türkiye futbol tarihinde Avrupa'daki konumlanması ve geçmiş başarıları ile ayrışan bir marka. O nedenle varlığını bu ligde sürdürmeye devam etmeli ve her sene üzerine yenilerini koyabilmelidir. Tabii kadro planlaması da elbette ona göre yapılıyor şu anda. Yapıldı daha doğrusu. Şampiyonlar Ligi pek çok açıdan futbolun enlerinin olduğu bir lig. Üst seviyede bir performans sergileniyor ve sergilenmesi gerekiyor. Oyuncuların da bu bilinçle hem kendileri hem de takımları için orada olmayı bilmeleri gerekiyor. Gruptaki rakiplerinizden bu röportajında yayınlanacağı tarih Schalke maçı öncesi olacak. Schalke'yi nasıl değerlendirirsiniz? Daha önce de karşılaştığınız bir takım ama şu anda da çok da genç bir teknik direktörü var. 1985'ten bazı oyuncularınızla yaşadık. Evet. Takımı ve hocayı nasıl değerlendirirsiniz? Genç bir meslektaşım var orada.
orada olduğunu ve geçtiğimiz sezon da kariyeri açısından önemli bir başarı elde ettiğini biliyorum tabii ki. Ben de başladığımda o yaştaydım Ankara Gücü'nde. Benden de büyük oyuncu vardı. O yüzden biliyorum. Sistemine ilişkin yaklaşımını da anladığımı düşünüyorum. Sonuçta Almanya Türk nüfusunun en yoğun ülkelerden biri. En yoğun olduğu ülkelerden biri. Geçen seneyi de Almanya'da ikinci bitiren Schalke'yi hakkını vermek lazım. Hem meslektaşımın hem Schalke'nin. Bayern Münih'den sonra ikinci bitirdi. Önemli bir başarı. Tabii Almanya bizim de alışık olduğumuz bir coğrafya. Oradaki taraftarlarımızın bizim için önemli bir güç kaynağı olduğunu hepimiz biliyoruz ve böyle düşünüyoruz. Schalke güçlü ve köklü bir rakip. Her zaman fark yaratan ve öne çıkan oyuncuları oldu. Kendilerine ve kulüplerine Schalke'ye saygı duyuyoruz. Umuyorum iki maçta geçen seferki gibi centilmence ve çekişmeli geçecektir. Ve hem oradaki vatandaşlarımızla hem de Schalke'li dostlarla da bir an evvel bir arada olmak için sabırsızlanıyoruz. Schalke deyince tabii akla 2012-13 sezonu da mutlaka geliyor. Evet. O seriyi nasıl hatırlıyorsunuz? İlk maç belki burada 1-1 gibi hani avantajlı sayılmayan bir skorla gidiyor. Evet. Tabii açıkçası özellikle ikili maçlarda 1-1 kendi sahanızda aldığınız sonuç sıkıntılı bir sonuç deplasmana giderken ama iyi iş becermiştik o gün. Orada Schalke'yi yenerek bir üst tura kalmakla önemli bir başarı, bir zafer elde etmiştik. Umarım yine öyle olur. Şimdi tabii öncelikle bir hatırlatma yapayım. Bildiğiniz gibi Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde UEFA cezası nedeniyle rakiplerle eşit şartlarda rekabet etmeyecek bu sene. Yani daha önceki yıllarda bir kıyaslama yapabilmek için en azından koşulların benzer olmasına bakmamız lazım. Ancak şu anda koşullar sezon başından beri aynı değil. O yüzden bugünkü imkanlarımızla bu düzeyde bir turnuvanın ciddiyetini kavramış bir şekilde hazırlanacağız. Hedefleri teker teker değerlendirmek lazım. Öncelikle hedefimiz gruptan çıkmak olarak koyalım. Sonrasına tekrar bakarız. Taraftarlarla ilişkiniz, bağınız çok başka. Siz de hani şu an hem Galatasaray taraftarının gözünde çok çok ayrı bir yeriniz var. Sizin gözünüzde bu bağ, bu taraftarlarla olan ilişkiyi nasıl değerlendirirsiniz? Bugüne kadar sokakta, restoranda, havalanda veya herhangi bir yerde karşılaşıp da medeni sınırlar içinde görmezden geldiğim hiçbir taraftar olmadı. Ve isteklerini de kırmadım. Koşullarım el verdiğince dinledim, temas ettim, teşekkür ettim, saygı duydum. Taraftarların hazırladığı videoları, yazdıkları yazıları veya yaptıkları yorumları takip ediyorum. En önemlisi hissettiklerini biliyorum ve duygularını paylaşıyorum. Yaşamlarında esasında Galatasaray'ı koydukları yer benimkinden farklı değil. Bizler kültürümüz gereği futbola farklı bir anlam yüklüyoruz. Ve hatta pek çok ülkeden daha çok önemsiyor, daha çok ilgileniyoruz. Kendilerini futbolla ifade eden, tuttuğu takımla özdeşleşen, hayatının gidişatını takımına göre düzenleyen insanlar var. Bunu sadece tutku ile ifade etmek mevcut duruma haksızlık olur, artı eksik bakılmasını sağlar. Her şeyden önce mutlaka kazanmak ve iyi oynamak beklenir. Taraftar, teknik direktörünün ve oyuncusunun kendisi kadar bağlı ve adanmış olmasını ister. Biz de böyle. Bunları göremeyince de sözünü esirgemez. Tüm bunlara baktığımızda en önemli güç taraftardır bizim için. İlk 11'den önce çoğu zaman ilk sıraya taraftarı yazılır. Yine biraz taraftarla ilişkinizle ilgili bir soru. Sizin bir lakabınız var artık yani. İmparator. Ben bugün buraya gelirken bile
Fatih'ten röportaj yapacağım demedim, İmparator'a röportaj yapacağım demedim, herkes anladı. Siz bu lakaba nasıl bakıyorsunuz? Ve biraz yine o soruyla alakalı belki, futbolda duyguların yeri sizce nedir? Tabii İmparator lakabı büyük bir onur benim için. Anlamı ve konumlaması bu kadar yukarıda olan bir lakabın elbette büyük de bir sorumluluğu var. Bende yarattı. Bunun bilinciyle her adımını atıyorsunuz. Her adımınızı ona göre atıyorsunuz. Kulübün geçmişinde ve bugününde imzası ve hizmeti olan biriyim ben. Bu kulübün DNA'sını biliyorum. Değerlerine sahip çıkıyorum. Dolayısıyla sadece bir profesyonel gibi bakmadığımı, bakılmadığımı da düşünüyorum. Bu anlamda yine belki işte bugün çok fazla paraların döndüğü futbolda insan faktörünü, duygularının nerede olduğunu düşünüyorsunuz? Hala yeri var mı yoksa bu kadar büyük ekonominin döndüğü yerde bu insan faktörü? Muhakkak ki yani duyguları hiçbir işten arındıramazsınız. Açıkçası profesyonel işte de duygu olmalıdır. Onun için muhakkak amatör bir ruhla veya profesyonelce davranarak bütün işinizi yapabilirsiniz ama sonuçta hepimiz insanız. Bakışlarımız, bakış açımız içinde de duygular vardır, olmalıdır da. Ben de eğer kastettiğiniz Galatasaray'la ilgili mi, seyirciyle ilgili mi? Seyirciyle aslında, belki de oyuncularla ilgili olur bahsettiğim insan faktörü. Yani sonuçta insanla çalışıyorsunuz. İnsan faktörünü bir kenara atamazsınız. İşinizin duygusal olmaması lazım. Özellikle adalet dağıtan mekanizmada duygusal olmaması lazım. Ama eğer insanla iş yapıyorsanız insana dair her şey mümkün. Yani üzüntü sizle beraber, sevinç sizle beraber, gurur sizle beraber. O yüzden oyuncularımıza da her şeyden önce insan olarak bakıyorum. Muhakkak ki hataları, yanlışları oluyor. Ama burada biz özellikle insan faktöründen yola çıkarak yetenek kadar duygu da yönetiyoruz burada. Çünkü salt yetenek yetmez. Çok önemli yeteneklerin çok da duygusal olduğunu gördük, biliyoruz. O yüzden duyguyu da yönetmek zorunda olduğumu hissediyorum ben. Arkadaşlarımla beraber biz yetenekle beraber duyguyu da yönetiyoruz. Bence ikisi beraber eğer doğru konumlandırılır veya doğru yönetilirse çok daha başarılı bir performans ortaya çıkıyor. Birkaç tane böyle bir anket gibi sorumuz var Şampiyonlar Ligi'ne dair. Şampiyonlar Ligi tarihinden hatırladığınız en iyi gol sizce hangisi? Tabii birçok gol güzel. Birbirine ayırt etmek belki zor ama yakın tarihten aklıma geleni söyleyeyim. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalinde Ronaldo'nun olağanüstü diye tanımlayacağımız Juventus'a attığı röveşete golü bence yakın tarihimizin en önemli gollerinden biri olarak söyleyebilirim. Şu anda mevcut Şampiyonlar Ligi'nde oynayan oyunculardan bir tanesiyle aynı dönemde yan yana oynamak şansınız olsaydı kim seçerdiniz? Hiç fazla düşünmeden Messi olarak herhalde söyleniriz bu. Şimdi genç futbolcu olan Fatih Terim karşınıza gelse ona bir öğüt verebilseniz ne verirdiniz? Zor bir soru tabii bu. Ne derdim? Hislerine hep güven derdim. Çünkü hislerin aklın kadar sana yardımcı olacaktır derdim. Hedefini hep yukarıya koy. Vazgeçme ve de erteleme derdim. Bunları söylerdim. Hikayeniz filme çekilecek olsa hangi aktör oynasın sizi? Güzel. Robert De Niro derdim herhalde. Futbolculuk ve teknik direktörlükteki
Vallahi gizli mi bilmiyorum ama iyi bir müzik kulağım olduğunu söyleyebilirim. İyi bir müzik kulağım var. Severim müzik dinlemeyi de. Herhalde o gençlikten de kalma bir alışkanlık. Kendime göre birkaç küçük yemeği yapabilirim, basit yemekleri. Ama içime en çok sinerek söyleyeceğim şey çocuklarla olan ilişki ve iletişimimdir. Yani enteresan bir şekilde özellikle küçük çocuklarla aramızda çok güzel bir enerji olur. Bu açıkçası çok da keyif aldığımı ifade etmeliyim. Bu çok da herkesin bildiği bir şey değildir. Kendi çocuklarımda da, torunlarımda da, başkasının çocuklarında da aramızda güzel bir iletişim olur ve enerji olur. Eğer müsaade varsa son bir soru araya sıkıştırmak isterim. İlk yine Aralık ayındaki basın toplantısında benim bir hayalim var demiştiniz ve bir eksik parçadan bahsetmiştiniz. Bunun Şampiyonlar Ligi iması olduğunu kabul etmiştik. Öyle miydi ve o teyit daha duyabilir miyiz daha? Oraya iki kelimelik bir cevapla size vereyim. Neden olmasın? Ben teşekkür ederim.